Siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Asya grubu olarak tavrınızı belirlemişsiniz. Doğru mu? Evet. Nedir bu tavır? İşte cumartesi günü bizim bu konuları görüşüp karar veren en üst organımız olan temsilciler heyetimiz var. Yani Yeni Asya grubunun karar mekanizması bir grup var. Evet. İşte bu kimlerden oluşuyor? İşte Türkiye'deki Türkiye'nin bütün neredeyse bütün vilayetlerinden temsilciler var. Hizmette bir mazisi olan ve emeği olan, tecrübesi olan ve ilaveten işte Avrupa'dan, işte Avustralya'dan, Kıbrıs'tan temsilcilerimiz bu toplantıya katılıyorlar. Böyle bir toplantı yaptınız. Evet, yaptık. Ne çıktı karar? Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleme kararı çıktı. Neden? Neden? Bunun gerekçeleri çok, epeyce detaylı tabii ama şu anda, temel şeyler yani süremizin daha epey konuşacağımız madde var çünkü. Şimdi bizim bu iktidar karşısındaki duruşumuz biraz evvelki konunun devamı niteliğindeki bazı başlıklarla ne gibi, da ilgili. Kısaca, ne gibi? Şimdi Bediüzzaman diyor ki biz yani dini siyasete alet etme ithamına karşı biz kainata dahi alet edemeyiz. Devamında da diyor ki siyasetin dinin siyasete alet edilmesi değil, eğer imkan varsa siyasetin dine hizmetkar kılınması. Yani AK Parti dini siyasete alet mi ediyor? Şimdi dindar kimliğini öne çıkararak siyaset yapan insanlar böyle bir tehlike ve riskle her zaman karşı karşıyadır. Ve bu şu anki iktidar partisinin önde gelen kadroları senelerce o çerçevede, o çizgide siyaset yaparak bir yere gelmiş olan insanlar. Daha sonra işte değiştik, gömlek değiştirdik falan gibi söylemlerle AKP'yi kurduktan sonra ortaya çıktılar. Ama geldiğimiz noktada işte kendisinin ustalık dönemi olarak ifade ettiği noktada bu eski kimliklerinin çok daha baskın bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi zaten bu dönemin en dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken Nurcular açısından çok irdelenmesi gereken özelliği senelerce bu siyasal İslam anlayışına uzak durmuş olan Nur ekolü mensuplarının bir kısmının en azından AKP ile beraber o yaklaşıma, o metoda sıcak bakmaya, artık devleti, iktidarı önceleyen bir çizgiye kaymalarına sebep olmuş olması. Bir dakika, ben tam anlayayım o cümleyi. Yani bir takım Nurcular devleti önceleyen bir tavra mı girdiler? Tabii ki yani bu yaptıkları şey, yaptıkları tercihi. Bunu gösteriyor çok açık yani bir şekilde. Bir takım, hani isim vermeyelim ama bir takım Nur grupları, cemaatleri böyle bir tavra girdiler. Evet. Kendi ekollerinin, prensiplerinin dışında bir şey olarak. Evet. Onlar farkında değil mi peki? Onlar izahları yok mu bu? Yani öyle yapıyorlarsa kendilerince i̇şte, bir izahları elbette vardır. İşte sanıyorum burada onların gözünü kamaştıran şey, efendim işte bu iktidar döneminde ilk defa işte Diyanet işareti icazı basıyor filan mesela. Ama değişmese bile mevcut iktidar eğer şöyle bir yola giderse, derse ki bana destek veren gruplara sadece ben bu yayın hakkını veririm. Bana destek vermeyen gruplar artık basamazlar gibi. Bunda deme ihtimalleri var mı? Çok kuvvetli var. Böyle bir hesap mı var? Yani böyle bir hesap olduğundan ciddi manada kuşku duyuyoruz biz. O zaman pek çok kişi artık basamayacak, belli bir yere sadece yönlendirilmiş olacak. Evet. Bu da enteresan bir İşte bu plan. Evvela devlet tekeli, ondan sonra devlet tekeli üzerinden belli gruplar üzerinde yani bir siyasi tarafkirlik ölçüsü kriterine göre belirlenen bazı gruplara bu tekeli devretme tarzında bir yaklaşımı ifade ediyor. Şöyle bir şey var. Mesela Nur cemaatleri içerisinde şöyle bir söylenti var, dedikodu var. Deniyor ki hükümet, başbakan Risale-i Nur cemaatlerini kendi belirlediği bir isim üzerinden bir araya getirme gayreti ve çabası içerisinde. Bu doğru mu? Yani böyle bir şey var mı anlamında doğru mu soruyorum? Evet, şimdi şöyle bir izlenimimiz var. Bu son gelişmelerin bizde meydana getirdiği. Özellikle daha evvel de söylediğim işte ustalık dönemi olarak ifade ettiği bu son dönemde milli irade adı altında böyle her şeyi kendi kontrolüne alma, kendi hakimiyeti altına alma gibi bir yaklaşıma doğru yönelmiş durumda hükümet ve başbakan. Bu çerçevede Nurculuğu da kendi kontrolüne alma gibi bir sanki strateji izliyor ve işte bir kısım Nur gruplarının önde gelen işte temayüz etmiş insanların hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin hayattaki talebelerini de daha evvel hiç bu kadar 40 senelik siyasi hayatında hiç yakın durmadığı, uzak durduğu, belki çok eleştirdiği, yerden yere vurduğu insanlardı bunlar. Ama kızdığı insanlardı ve bunlara bu kadar yakınlık göstermeye başlaması falan bu stratejinin bir parçası gibi geliyor bize.
Yani dolayısıyla bu bir hegemonya, bir kontrol, her şeyi kontrol altına alma. Risaleleri de bu maksatla işte Şarat Hüccazı Bitlis'teki seçim meydanında kürsüden göstermesi falan da gene bu stratejinin bir parçası gibi gözüküyor. Yani bu değer doğruysa bu teşebbüs, yani evet. Erdoğan'ın belirlediği isim etrafında Risale-i Nur cemaatlerini birleştirme projesi tutar mı? O ismi tutmaz, tanıyor musunuz? Yani tutmaz, çünkü Risale-i Nur hizmetinin özü, mayası buna ters. Yani Risale-i Nur hizmeti hiçbir şekilde siyasi projelere alet edilebilecek bir hizmet değil. İşte bir araya gelmiş olurlar. Ama onlar kendi şahısları itibarıyla böyle bir, maalesef yani çok üzülerek ifade ediyorum, böyle bir projeye alet olmuş, edilmiş duruma düşürmüş oldular kendilerini. Ama Risale-i Nur kendisini alet ettirmez. Yani bu bugüne kadar böyle bir şeye kimse muvaffak olamamış.